Evet sevgili dostlar, cümleten selamın aleyküm herkese. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle şu aşağıdaki şey için teşekkürlerimi sunuyorum. En sonunda 24.000 olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bunda katkısı emeği olan bütün dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci olarak da hemen haberlere geçiyorum. Hull City Ozan Tufan transferini bitiriyor haberiyle başlayalım daha çok yorum yapalım. Biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hal City'nin Fenerbahçe'den Ozan Tufan transferini bitirmeye yakın olduğu belirtilmiş. Gazete haberlerinde vardı bu. Ee, yani şu süreci hepiniz biliyorsunuz. Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan birlikte kadro dışı bırakıldı. Şu hareket bu hareket çok mühim değil. Sonuç olarak bırakıldı mı bırakıldı. Ve Ozan'ın yeni adresi Hal City olabilir diyorlar. Bak hem transferi bitiriyor hem Hal City olabilir. Hal Live'da yer alan habere kulüp sahibi Acun Ilıcalı tanıdık futbolcularla kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. ve Ozan Tufan transferinde de sona gelindi. Kulüp temsilcileri 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun çaba sarf ediyorlar ve artık transfer imza aşamasında diyor. Watford'a kiralanmıştı ama devre arası geri dönmüştü. 9 maçta süre aldı. İkinci yarısında 30. haftadaki Konya maçından sonra Mesut'la birlikte kadro dışı bırakıldı. Şimdi internete girdik hep birlikte. Hull City Transfer Market yazdık girdik. Ozan hangi pozisyonda oynuyor? Orta saha yani defansif aksiyonda merkez ya da hücum aksiyonda. Şimdi Hull City'nin transfer market değeri 30.65 milyon euro. Yani o kadar ahım şu an pahalı bir takım değil. Bu okey miyiz? Bu okeyiz. Şimdi merkez orta sahasına bakıyorum arkadaşlar. 25 yaşında 1.2'lik bir var. Ee, 2000 yani bir Richard Smallwood sözleşmesi bitip boşta kalacakmış. Evet bir orta saha daha var. Monkor 300 bin euro. Andy Cannon 200 bin euro. 10 numarada Hani iman 27 yaşında 1,5 milyon euro. Zaten sol kanatları var. Potter 21 yaşında 12 milyon euro. 1. Allah yer seyyat manaj 2,5 milyon euro. 2. Tom Evans boşa çıkıyor. Buraya kadar tamam. Bak buraya kadar tamam. Şimdi bekleyin. Asıl bombamı şurada vereceğim. Bu takımın bir de stoperi var. 4,5 milyon euroya 3. Yakup Grievous. Şimdi ben merak ediyorum. Niye Fenerbahçe'ye bu dört buçukluk 12'lik arkadaşlar yazılmıyor transferde de. Sürekli Ozan gidiyor. Şu gidiyor bu gidiyor yazılıyor. Gerçekten ben merak ettim. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bunları alabilecek kapasitesi yok mu? Yani şeyin Fenerbahçe'nin. Mesela 12 milyon euroluk genç bir futbolcu var 1.70 boyunda. Eleman geçen sene 47 maç oynamış, 13 gol, 4 asist, 4231 dakika. Ben merak ediyorum bu arkadaşı Fenerbahçe niye almıyor? 1.70 boyunda. İngiliz. Hani Fenerbahçe'nin şu anda kullanmadığı ve Hull City'de oynayabilecek o kadar çok futbolcu var ki. Bir ara Mesut Özil'i yazdılar. Mesela stoperleri var. 47 maça çıkmış, 21 yaşında, 1.91'lik. Yani Jacob Graves, Keane Lewis Potter. Harry Potter'ın bacısının oğlu. Gerçekten merak ediyorum. Niye bunlar Fenerbahçe'ye yazılmıyor? Ve Ozan Tufan'ı satın alabilecek para var mı bu takımda? Hani Hal City deyince benim aklıma ne bileyim. Ben, bana çok zengin bir kulüp gibi geliyordu da. Herhalde değil. Ee, ama size ben şunu söyleyeyim. Bana kalırsa bugün Fenerbahçe'nin istemediği. Birçok futbolcu var. Hal City'de rahat oynayabilecek türden. Birçok. Mesela Muhammed Gümüşkaya. Keşke Hal City'de oynatma garantisiyle kiralayabilsek. Kendine gelse. Mesela Arda Güler oynatma garantisiyle keşke Hal City'ye verebilsek. Kesin oynayacak garantisiyle. Ki Arda Güler gibi bir yeteneğe herkes oynatır. Mesela Arda Okan Kurtulan. <laughs> keşke oynatma garantisiyle kiralayabilsek. Keşke. Yani keşke arkadaşlar. Daha başka bir sürü isim sayarım ya. Bence biz Hal City'yle gerçekten ciddi manada bir dostluk anlaşması yapalım. O zaman ozan o alacaklarını zannetmiyorum ama inşallah bunları beceririz. Bak bahsettiğim iki tane eleman azımsanmayacak derecede iyi değerlere sahip iki tane genç bence Fenerbahçe'nin bunlara düşmesi lazım. Mesut Özil Biliyorsunuz Jesus'un Jorge Jesus'un da e, yani ben de kadrosunu sürdüreceğim demesin ardından flash bir karar aldı diyor. İsmail Kartal'la bir diyaloğa girmişti. Bundan dolayı kadro dışı bırakılmıştı. Ama flash bir hamle geliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ulaştığım bir bilgiye göre Ozan Tufan, şey, Ozan Tufan ve Mesut Özil'i kadro dışı bırakın. İsmail Kartal değil. Ali Koç da değil. O dönem Fenerbahçe'nin hemen hemen her konuda anlaşma sağladığı ama transferin bir türlü bitmediği isim olan Joachim Löw bana gelen bilgilere göre löv kadro dışı kalmalarına e, şey yapıyor. Zaten İsmail Kartal'da bir tartışmaları var biliyorsunuz. Hani umarım anlatabildim. Fazla detaya girmek istemiyorum. İyi de hocam löv gelmedi o zaman geri affetseydik. Bu sefer de yapılanlar edilenler. Yani <laughs> onu da söyleyeyim. Ha ben şunu da söyleyeyim. Allah yarına ilgili unutmadan belirteyim. Yani Allah yar eğer iptal olsa Fenerbahçe'ye geri dönse biz tarihi bir transfer yapmış oluruz ha. Tarihi bir transfer yapmış oluruz. Tam tamına bak tam tamına tam tamına ee, Jorge Jesus'un isteyebileceği türden bir isim. Bu sezon 36 maç 10 gol 4 asist 2321 dakika yani şampiyonşipte 12 maçta bir golü var şöyle böyle ama yani ama İran milli takımında artık as oyuncusu oldu. Gerçi henüz 20. 29 Haziran'da 21 olacak. Bence Allah yarıda düşünmeliyiz. Bu iki tane arkadaş saydım ya genç. Bir de onların yanına Allah yarı eklesek 3. Bence efsane transferler olmuş olur. Ve bilmiyorum. Neyse Mesut hiçbir yere gitmeyecekmiş. Haber bu. Zaten bildiğiniz bir haber. Yani kadro dışı kaldığımı bilmiyorum, etmiyorum. Hani e, kendini takımlar üstün görüyormuş, ticari faaliyetler gibi gözükse de asıl sebep takımı karıştırıcı hareketlerde bulunması, yaşanan sorunları dışarıya aktarması diyor. Daha doğrusu kalmasında. O zaman Rıdvan Dilmen'e de net bir yasak çıkarılması lazımdı. Şimdi yönetim Jesus uyarmış. Orası kriz engellenmiş. Yani kadroya alınmadığı zamanlarda hocalara sorun teşkil eden Mesut Özil'le ilgili yeni bir kriz yaşanmaması adına yönetim Jesus da toplantı yaptı. Bunu dile getirerek dönüşün önünü tamamen kapattı falan filan diyor. Hocam iyiydi. Mesut iyi oynamıyor muydu? Yani sanki Fenerbahçe kariyeri iyiydi. 2020-21 sezonunun devre arasında Arsenal'den geldi. Bir buçuk sezonda 37 maça çıktı. 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro. İşte ben idmanlara katılırım da diyormuş. Benim sözleşmemde madde var da katılsın. Katılsın sıkıntı değil. Bunu bu kadar büyütmeyin arkadaşlar. Mesut'un ne kadar Fenerbahçeli olup olmadığı da ortaya çıkacak bu süreçte. Yani bakalım ne kadar Fenerbahçe'liymiş. Fenerbahçe'den transfer sürprizi Bruno Henrique. Muhtemelen başta da bunu koyacağım. Çünkü Bruno Henrique'yi çok soruyorlar. Şimdi Fenerbahçe yeni sezonda kanat transferi yapmak istiyor. Ve Jorge Jesus'un da ilk tercihinin eski talebesi Bruno Henrique olduğu ortaya çıktı diyor. Haber böyle söylüyor ben değil. Şimdi mutlak şampiyonluk parolası var mı? Var kanat alma fikrimiz var mı? Var. Listenin en tepesindeki isim de Henrik ediyorlar. Pelkas yani bu sezon çok ama çok sıkıntılı bir süreç yaşadım. Sakatlıklar, inişte çıkışta grafik derken sıkıntılı bir süreç yaşadı. Ve Fenerbahçe Pelkas'ta yollarını ayırmaya yakın ve sol kanat transferi içinde gaza basıldı diyor. Şimdi haberde diyor ki arkadaşlar Fenerbahçe Gaza bastı. Sol kanat için birinci aday Bruno Henrique. Ve hani Türkiye'deki bazı meşhur iki tane duyumcu da e, bunun Fenerbahçe için ilk sırada olduğunu, Fenerbahçe'nin girişim başlattığını söylüyor. 5.5 milyon euroya 2015-16 sezonunda ara transferde Wolfsburg'da Avrupa'ya adım atıyor. Tam bir sene sonra Brezilya'ya geri dönüyor. Şu anda 31 yaşında Bruno Henrique. Ve 23 Ocak 2019 tarihinde 5,5 milyon euroya Flamengo'ya döndü. Avrupa'ya dönme fikri var. Ancak 1,5 sene daha sözleşmesi var. Ali Koç ima etmişti diyor. Hani Jesus'un imza töreninde Miguel Crespo tarzı sürpriz isimlere yöneleceğini belirtmişti. Basında çıkan hiçbir isim doğru değil demişti. 2020'de de gündeme geldi diyor. Bakın. Fenerbahçe'nin gündeme geldi ama gerçekleşmedi. Üye arkadaşlar bana sordular. Dediler ki hocam ne diyorsun? Bu arada Henrique'nin 30 Aralık 90 doğumlu olduğu yani 31 yaşında olduğu yeni sezon başta, başladıktan sonra 32'ye gireceğini hatırlatayım. Brezilya milli takımında iki maçı var. 6 milyon euro piyasa değeri var güncel. Hatırlatayım. Sağ ayaklı kanatlarda oynayabiliyor. Forvetli de oynayabiliyor. Hatırlatayım. Boy 1.84. Buraya kadar her şey okey. Şimdi 20 maça çıkmış 1392 dakika. 3 gol 5 asist. Baktığın zaman yani Henrique'ye yakışmaz bir istatistik. Niye? Ee, açıkçası adamı tanımlayan şey hız. Yani hız. Gerçekten hız. Fenerbahçe'nin ilk tercihinin sol kanattaki Henrique olduğu söyleniyor. Girişin başlatıldığı söyleniyor. Hız rekoru 38 km bölü saat. Yani saatte 38 km. Gareti Bale'nin yani o ikonik Barcelona maçındaki deparı 37 kilometreymiş bilginiz olsun. Hüseyin Bolt'un dünya rekoru 37.6'ymış. Hocam o zaman Henrique futbolu bıraksın koşucu olsun. Dünya rekoru kırsın. Şimdi acaba o saha ile kapıştırsak kim şey yapar? Ya ben orasında burasında değilim. Bak. Şimdi şunu belirteyim. Jesus'un Flamengo döneminde e, oynattığı futbolda bu arkadaşı 9.5 gibi oynatıyor. Yani 9.5 gibi. Takım geçiş yaparken özellikle Gabriel Barbosa yani Gabigol, Henrique ikilisi e, rakiplere çok büyük tehdit. Yani tehdit. Ve ikisi de yani hem Henrique hem Gabigol hareketlilikleriyle kıpır kıpırlıklarıyla ve e, cesur hareketleri yani sorumluluktan kaçmamalarıyla takımlarını çok çok öne taşıyan isimler. Takım zorlandı. uzaktan şut atıyor, kilit açma becerisine sahip. Aslına bakarsanız bak şimdi Fenerbahçe açısından gerekli mi değil mi sorusunun da cevabı <laughs> bizde biliyorsunuz. Vatan Millet Sakarya oynayan birçok rakibimiz var. Uzaktan şut, hareketlilik, sorumluluk, kıpır kıpırlık. Ya yani 9.5 10 numara şeklinde oynatılmış. Ha kanat oynuyor oyuncu. Ee, hani hız Belirgin bir şekilde ama bizde hız işe yarar mı düşünmek lazım. Ha bana biraz da Aleksi Hanım sattı. Yani kısa bir Avrupa macerası var. Tutunamıyor geri dönüyor. Yani eksikliği olabilir. Ha geçmişte çalıştı. oyunu ezberi olan bir hocayla birlikte oynayabilecek olması mantıklı. Hani oyuncuyu çok çok bilmiyorum. Ama geçen sene biz çok almaya çalıştık. Beceremedik arkadaşlar açık söyleyeyim beceremedik. Aynı transferin bu sene konuşulması beni çok şaşırttı açıkçası. Ve eee Bruno Henrique mesela 4-2-3-1 anlatılır ama e, Flamengo dönemi Jesus'un şey 4-1-3-2 gibi ve hani nasıl anlatayım size tipik 10 numara gibi de oynatılmış bazı maçlarda. Kanat olarak da oynatılmış. Şimdi Fenerbahçe'yi alsan rakiplerin Kilit dediği savunmalara uzaktan şut çekebilen. Bak bize var ya bir tane füzeci lazım. Biz de füzeci kral olur. İnanın hemen hemen her maçta golü olur. Kilit açtı mı diş bitti. Bize bir tane füzeci lazım. Aynı zamanda bize sprinter koşucu lazım. Bakın dikkat edin. Savunma kanat bekleri o kadar hızlı değil. De. en hızlısı o sağ Ben şöyle kafadan bir tasarlıyorum. Handicap'i Fenerbahçe alsa diyorum. Tamam mı? Kendi kendime. Ulan bir kanatta Osayi bir kanat kanatta Henrike ya da belki Henrike'yi Osayi'nin önüne koyarsın. Sağ kanadı felç edersin rakibin sağ kanadını ya da sola Henrike, sağ bek Osayi, Osayi'nin önüne de bir tane Emre Mor tarzında bir adam felç edersin. Ama şu an gördüğüm ya bu transfer bize çok çok uzak. Niye uzak? Ya o yani 31 Aralık 2023'te sözleşmesi bitiyor. 5,5'a almış. Sana Brezilya takım bunu en az 7'ye 8'e satar. Ha dersen Hocam Rossi'yi 12'ye 12 satalım. 7'ye bunu alalım dersen. Size bırakıyorum ama benim bildiğim Cesus elindeki Rossi'yi alır. Canavara çevirir. O canavarla da rakipleri perişan eder. Benim bildiğim Cesus bu. Anlatabiliyor muyum? Haberlere devam edelim. Fenerbahçe Abu Bakar için nabız yokluyor. Şimdi sosyal medyada bir şey başlamış, kampanya başlamış Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Abu Bakar olduğuna dair ben açıkçası Twitter'da şunu görüyorum. Birisi çıkıyor ortaya bir şey atıyor. Hani Abu Bakar için, olay için söylemiyorum. Başka bir olay için söylüyorum. Biri çıkıyor ortaya bir olay atıyor. Mesela Fenerbahçe diyor Bruno Henrique'yle ilgileniyormuş. Hemen destekçileri çıkıyor. Hemen. Anında. Ve destekçileri diyor ki evet doğru. Ben de biliyorum. Benim kulağıma da geldi. Ben size şunu söyleyeyim. Ben kimsenin desteğine şuna buna ihtiyacım yok. Benim kulağıma ne gelirse zaten açık açık söylüyorum. Ha ben anlamıyorum diyorsan yapacak bir şey yok. Fenerbahçe Abu Bakar'ı gündemine almış. Şimdi Zuba'da varmış. Bakın aynı haberin içerisinde hem Abu Bakar hem Zuba'da var diyor. Rus basınından Meta haberine göre Fenerbahçe'nin asıl hedefi Zuba değil. İki defa Beştaş'a gelen Süper Lig'de iz bırakan Abu Bakar diyor ve sakatlık bahanesi. Al el ehli oynadığı maçta forma giymemiş. Birçok iddia ortaya gelmiş. Kritik karşılaşma diyoruz. Kulübe yakın kaynaklar. Abu Bakan'ın sakatlarının geçtiğini oynamaya hazır olduğunu yazmış. Maç kadrosunda olmamasının ardından Kamerun milli takımına çağrılması. Birçok soru işaret. Biz bunu Gökhan Gönül'de de yaşamıştık. Hani bir başka takım anlaşıldı olmuyor diyor. Şimdi duyunca arkadaşlar diyor ki hocanın e, ee, ilk verdiği ismin Abu Bakar olduğu söyleniliyor diyor. Bakın duyumcu arkadaşlar diyor bunu. Ben demiyorum. Tamam. Şimdi buradan ayrımına varın. Çünkü sonra aradan aylar geçiyor. Atıyorum Abu Bakar oluyor olmuyor diyorlar ki hani, hani Abu Bakar'dı ilk tercih. Yani Suudi Arabistan'dan mutlu değilmiş. Olma ihtimali çok yüksekmiş. Ya ben şunu bir belirteyim. Şimdi bizim kulüp <laughs> transfer konusunda bazı menajerlerle çalışıyor. Doğru ya doğru. Ve e, menajerlere diyor ki git şuna da fikir sor, şuna da bilgi sor, şuna da şartlarını sor diye sorduruyorlar. Şu ana kadar imza atılmış bir futbolcu benim bilgim dahilinde yok. Belki siz bu videoyu izlerken olacak ama zannetmiyorum. Ben hatta bir şey söyleyeyim mi size? Yani ben lafın arasında has duyumları veriyorum. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Ben 13 Haziran'a kadar bir tane bile transfer yapılacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ha! 14-17 Haziran arası bir transfer bekliyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Abu Bakır'la ilgili şunu diyeceğim. 22 Ocak 92 doğumlu, 30 yaşında, 1.84'lük Santrafor'a. Pivot değil, koşucu Santrafor. Güzel. 9 milyon euro piyasa değeri. Kamerun milli takımının 82 kez forması gibi 33 golü var. Çok güzel. Ligimizden tanıdığımız bir isim. 22 maça çıkmış. 1611 dakika 8 gol 4 asist. Yani 18 maçta 8 gol 4 asist yapmış. Ligi nispeten yani nispeten kolay bir lig. Fakat Abu Bakar deyince benim aklıma sadece sakatlık geliyor. Bu seneki sakatlığı arkadaşlar bu sene hiçbir sakatlığı yok. Geçen sene Beşiktaş'ta e, bakın geçen sene Beşiktaş'ta 12 maç kaçırmış. 12 maç. Yani az buz değil. 29 gün bir, 18 gün bir. E, ha baktığın zaman o sıkışık de kaçırmış. Nisan Mayıs döneminde, Mart Nisan döneminde kaçırmış. Nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorsunuz. Ben de size şunu söyleyeyim. 2024'e kadar sözleşmesi var. Arap takımı niye bırakacak? Hocam sıkıntıları var. Yani Arap takımları muhtemelen akıllanmıştır. Ulan gelen sözleşmeyi feshedip gidiyor, giden sözleşmeyi feshedip gidiyor. Biz fesettirmeyelim diye akıllanmışlardır diye düşünüyorum. <laughs> Bugün sosyal medyayı karıştıran isim Wood ve Gorst. Ve Gorst içinde Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın teklif yaptığı e, iddialar ortaya atıldı. Yani her iki takımda teklif yaptı deniliyor. Ve <laughs> e, yine meşhur duyumculardan birisi diyor ki, benim bilgime göre en ciddi aday ve Gost İngiltere'ye gidilmiş. Jesus'un onayı var ve bu alınacak diyor. Yani ee, Yani çok söyleyecek, söylemek istediğim şey var ama Yani çok söylemek istediğim şey var ama hani değinemiyorum bazı şeylere. Bazen de şunu belirteyim, açık konuşamıyorum ama bazen de şunu söyleyeyim. Ee, bazen menajerler gerçekten ama gerçekten ortalığı karıştırma derdinde oluyorlar. Bazen bazı takımlar bazı futbolcuları eee yani bazı futbolcuları kakalamak istiyorlar. Bilginiz olsun. Bazı futbolcuları kakalamak istiyorlar. Bunu da başka şey yapıyorlar. Yani eee Vegos Fenerbahçe Instagram'dan takip ediyor hocam diyorlar. Bunu biz 3 hafta önce falan zaten konuştuk. Yok daha önce de konuştuk biz bunu. Devre arasında falan da konuşuldu herhalde. Yok yok pardon 3-4 hafta önce konuştuk. Ya arkadaşlar çocukluk kahramanı kimdir? Şeyin. Mesela Galatasaraylıların çocukluk kahramanı Hakan Şükür'dür. Arif Erdem'dir. Hocam sen ne demek istiyorsun? Lan bunlardır. Hocam şu şucu... ya o, o mühim değil. o, o isimlerdir. O isimlerdir. Fenerbahçelilerin mesela bir Rıdvan Dilmen, değil mi? Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, mesela O Koça, Baliç, hani budur. Ya Hollandalı adamında Fan Oydonk olamaz mı? Bak Fan Oydonk mesela. Fan Pörsi, Fan Oydonk Yapmayın etmeyin. Fenerbahçeyi tabii ki takip edebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Bilmiyorum ben açıkçası eğer sosyal medyadaki gibi Sosyal medyadaki gibi, anlatıldığı gibi, sosyal medyada anlatıldığı gibi eğer 8-9 milyon euroya vereceklerse e, olabilir. Ama onun dışında benim aklıma şey geliyor. Domatesten yapılan şey vardı yazın. Sizin oralarda yapılır mı bilmiyorum. Bizim burada çok yapıyorlar. Sonra da kışın yemeklerde falan kullanıyorlar. Gerçi hazır da satın alıyor ama bilmiyorum bakalım ne olacak. Birçok duyumcu da Beşiktaş'ın dışında Fenerbahçe'de ilgileniyor demiş. Bakalım ne olacak arkadaşlar. İki tane haberim var. Paris Saint Germain Arda Güler'i istiyor diye. Arkadaşlar kusura bakmayın çok uzun oldu ama yani konular mühim. Daha ben kısa yapmak istedim de ona rağmen uzadım. Şimdi Paris Saint Germain Arda Güler'i istiyor. Güzel bir haber. Fransız devi Paris Saint Germain Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler'e resmen talip oldu. Ben size bir şey söyleyeyim. Resmen talip oldu de dediği zaman. Bak ben haberin devamını okumadım. Resmi teklif yaptı. Ya da ilgi mektubu gönderdi anlıyorum. Doğru muyum? Yanlışım var mı? Yok. TRT Spor'dan Fenerbahçeli Barış Yurdu Seven'in haberine göre Paris Saint Germain Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler'i e transfer etmek istiyormuş. Ee, olur. Görüşmeler uzun zamandır da devam ediyormuş. 17 yaşında FIFA'nın izin verdiği en uzun kontrat süresi 3 yıllık onu da imzaladı. 30 milyon euroluk serbest kalma bedeli. Paris Saint Germain bu ücreti TFF'ye yatırması halinde Arda Güler'e direkt transfer etme hakkına sahip. O zaman etsin. Fenerbahçe'yle münakaşa gerek yok ki. Tabi Paris Saint Germain tek değil diyor. Arsenal, Liverpool, Manchester City. Ee, Arda Güler'i yakından takip ediyor. Tarihi bir sezon. 22 Ağustos 2020'deki Antalya maçında oyuna girdi. 16 yaş 5 ay 28 güne sezonun en genç oyuncusu. 15 Mayıs'taki Trabzon maçında Altay ile Efes Sarıkaya 16 yaş 5 ay 15 günde ünvanın yeni sahibi olmuş. Hani konferans ligi playoff turunda Slavia maçında Slavia Prag maçında birer asist yaptı. 29. haftadaki Alanya mücadelesinde gol attı. Fenerbahçe tarihinde ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncu oldu. Ben de şeyi merak ediyorum. Hiçbir son haftalara şampiyon girdiğimiz bir şey yoktu. Sezon yoktu. Bir iki tane genç hiç mi oynatmamışız? 16 maç. 3 gol. 4 asist de ama dakika bazında şey. Fenerbahçe 14'üne transfer ediliyor. Bakın arkadaşlar haberin içeriği bomboş. Haberin içeriği bomboş. Hem görüşme yapıldı. Hem kesinlikten bahsediliyor. Hem görüşülmüş gibi anlatılıyor. Hem de diyor ki düşünülüyorlar, ediyorlar. Düşünülüyorlar, ediyorlar. Yani ne diyeyim? Yani çok çok ilginç. Hani az önce şey Abu Bakar konuştu da unutmadan söyleyeyim. Hani 10 milyon euro falan istendiği falan belirtilmiş bazı duyumcular tarafından ama ben dedim ki benim bilgim dahilinde Abu Bakar yok. Ben bu Vegors da ilgili de hani ya açık konuşmayınca da diyorlar ki işte ya kıvırdın ettim falan filan. Bilmiyorum ben sanki bir şeylere Hani birileri anlaşamasın diye uğraşıyoruz zannediyorum. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ozan'la ilgili bakın. Ozan'la ilgili hani çok çok net kaynaklarıma sormadım ama. Ee, ya bir madde eklersin. Tamam biz bugün bedava da gitse kabulüz. Bir madde eklersin. Dersin ki ya işte Ozan sizde oynasın sözleşmesine yazın. Sonraki satışın %40'ı Fenerbahçe'nin dersin. Oynatıp satarlarsa ne ala. Ee, bakalım ne olacak arkadaşlar. Ne yapacağız, nasıl becereceğiz? Hep birlikte bekleyip göreceğiz ama bunu da söylemiş olalım. Arda Güler konusunda dediğim gibi haber bomboş. Hiç beklemeyin. Ha şunu söyleyeyim. Önümüzdeki sene Arda Güler Fenerbahçe'nin A takımında devam edecek. Jesus hocam bir rapor vermediği müddetçe Arda Güler'i hani kullanmayacağım demediğim müddetçe ya da gerçekten ciddi manada bir teklif gelip de olan satın 25-30 milyon euro iyi para şarttan da ben buna takım kurarım demediğim müddetçe Arda Güler'e pek fazla itimat etmeyin. Ve son haberimiz Fenerbahçe düğmeye bastı. 7 milyon euro diyor. Ee, şimdi Fenerbahçe futbol başta olmak üzere birçok branşı aynı çatı altında toplayacak test için düğmeye bastı. Ayrılan bütçe belli oldu. Hani Ali Koç Anladığım kadarıyla 7 milyon euroluk bir bütçe hazırlamış. Tüm kategorilerin şey tüm e, futbol akademisinin bir kadınlar dahil tüm kategorilerden futbol faaliyetleri ve olimpik branşta da aynı çatı altında toplayacak tesisi için 125 bin metrekarelik tesis için kulüpten 7 milyon euro borç ayrıl para ayrılmış. E, böyle bir şey olacak. 29 Ekim 2023'te tamamlanacak. Fenerbahçe'nin belki de genç geleceğini kurtaracak. Ben şunu söyleyeyim bazı arkadaşlar ağlayıp zırlıyorlar. İşte Fenerbahçe'ye devlet kıya, devlet torpili şöyle böyle. Yani ee, ben mesela bir şey söyleyeyim size. Bakın ben 22 Mayıs 2019'da Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun bir açıklaması var. Gözün aydın Trabzon hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle TFF'den UEFA Avrupa lisansını aldı ve önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandı. Trabzonspor'a zorlu Avrupa mücadelesinde başarılar diliyorum. Şimdi ee, bu var. Bir belediye başkanı mıydı? Trabzon vekili miydi? Çıktık 50 milyon euro verildi dedi. İşte yoksa ceza alacaktık. Atılacaktı şöyle böyle. E Galatasaray'ın stadına bakıyorsun. Devlet. Beşiktaş'ın stadına bakıyorsun. Devlet. Vergiler siliniyor. Patır patır şu bu. Hani Küçük hesapların derdinden çıksanız mı? Ben şunu söyleyeyim. Bak ben şunu söyleyeyim. Herkese yapılan yani herkese yapılan da hiçbir şey aramam. Kasımpaşa. Galatasaray'a o kaleci Fatih Aksoy'u bedava verdi. Beştaş'a bedava verdiği şey var. Ee, ondan sonra Trabzonspor istiyor ona futbolcu veriyor. Fenerbahçe'ye de Tiyam'ı bedava veriyor. Başlıyor medya Tiyam bedava verildi. Fener'e Fener, fener e şike yapılıyor diyor. Ya arkadaş şundan çıkın artık. Şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe sporcu yetiştiriyor mu? Mesela Trabzonspor'u neydi? Sürmeneli miydi? Çakır muydu? Bu senaz Sürmeneli, bu senaz Çakıroğlu. oldu. İki bu senaz da Trabzonlu. Biri Fenerbahçe'nin sporcusu, biri Trabzonspor'un sporcusu. Ben şimdi de, devlet desek ki, iki takımda yani sporcu gönderdi. Biz boks şubesi için iki takıma da işte 500 tane tam altın hediye ediyoruz desem, misal veriyorum. Siz buna şike der misiniz? Siz buna devlet desteği der misiniz? Demem. Ben buna millet desteği derim. Arkadaş bak diğerleri sizi de teşvik ediyoruz. Gidin siz de altın madalya getirin. Bu gözümüzü kabartın. Fenerbahçe sen 4 tane altın madalya aldın. Sana 500 500'erden 2000 altın dese. Siz buna şike eder misiniz? Siz buna de torpil der misiniz? Ya bırakın. Bak Beşiktaş Jimnastik Kulübü. En son Beşiktaş'ta hangi sporcunun madalyasını biliyorsunuz? Galatasaray şey kulübü. Spor kulübü. Galatasaray'ın en çok birey hani bireysel madalyası var mı? Ya bu kadar basit aşağılık şeylerin peşine düşmeyin. Bunlar basit şeyler. Ya millet millet şu bak bak şu arma değil önemli olan. Şu şu şu. Özellikle bu formayı seçtim. Uzun zamandır Şantürk bayrağı takan bir biliyorsunuz kupa mupa gelmediği için hak kazanamıyoruz e, bayrağımız eklemi. Ya mühim olan bu değil mi? Ya Fenerbahçe yılda 50 tane sporcu çıkarsa, hepsi de altın alsa, altın madalya kazansa. Ya görsünüz kabarmayacak mı? Yok o Fenerbahçeli ben onu kabul etmiyorum mu diyeceksiniz. Ya etmeyin eylemeyin. Bir Mete Gazoz mesela aklıma gelen ilk ismi söyleyeyim. Ya okçulukta eleman dünya şampiyonu Ben göğsüm kabarıyor ya. Hangi takımı tutuyorsa tutsun istiyorsa Ermeni milli takımını tutsun. Bana ne ya? Türkiye adına savaşıyorum. Melek Hu vardı. Şeyci Masa Tenisçi. Fenerbahçe'nin Masa Tenisçisi. Güney Kore'den ithal. Tabii Fenerbahçe için ne kadar baş ne kadar madalyalar falan aldın. Daha neler neler var. Mehmet Arı Türk milli takımında oynadı. Yeni menajer. Ee, şeyimiz. Fenerbahçe'nin ee, çalışan personel. Ne, ya ben ne diyorum ya. Mehmet Arı eski futbolcumuz. Pardon. Eski futbolcumuz. Gören de ağzımdan bir şey kaçırıyorum falan zanneder. Hani bunlarla gurur duyuyorum ben. Ha yanlış mı? Yanlış tarafları size göre vardır. Bana göre de vardır. Ama umarım anlatabildim arkadaşlar. Evet dolu dolu transfer listesi sunduk. Transfer duyumları sunduk. İnşallah beğendirebilmişizdir. Şu aşağıdan beğenebilirsiniz. Şu 24.000'de inşallah en kısa zamanda 24.100 yaparak yolumuza devam ederiz. Katkılarınızdan, emeklerinizden, desteklerinizden, beğenilerinizden, yorumlarınızdan, izlenmelerinizden, ne bileyim reklam izlemelerinizden, reklam tıklamalarınızdan hiç değilse bile dualarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.